kırmızı kıyafette göreceğiz. Larai Faslı ve o da mavi kask, mavi vücut koruyucuyla mücadele ediyor. Bilgileri de vereceğim ama sizden de yorum alacağım. Aynı zamanda Ali Sarkaya. Değerli seyirciler, yanımızda bir kez daha ifade etmekte fayda var. Tekvando Federasyonu Dış İlişkiler Koordinatörü, Dünya Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Tekvando Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Ali Sarkaya var. Yorumlarıyla değer katıyor yayınımıza. Faslı sporcu 21 yaşında. Çıkışta olan bir sporcunun adı Larai. Olimpik sıralamada 18. sırada. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na da katılacak. Afrika şampiyonu. 2019'da Japonya Grand Prix'sinde Hatice Kübra İlgün'le unutulmaz bir maç yapmışlardı. Hatice Kübra İlgün finalde 2 sayı gerideyken hakem oyunu durdurduktan sonra son saniyede kafaya teknik 3 puan alarak maçı kazanmıştı. Hatice Kübra İlgün'den son saniyede altın tekme adıyla aslında evet. YouTube'da bulabilirsiniz değerli seyirciler, evet, o vuruşu. Inanılmaz. Yani şöyle söyleyelim, Hatice Kübra İlgün'den son saniyede altın tekme yazın YouTube'a. Kesinlikle. Oradan inanılmaz. O mücadeleyi izlemenizi tavsiye ederim. 2016'da Sisse Lutaro Muhammed maçı gibi bir maçtı o. Yani Sisse, bahsettik evet. Dün Sisse'den. 6-4'ten 8-6 almıştı 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda. İzlesin izleyicilerimiz diye söylemiş olduk. Ben orada Tokyo'daydım. Maçı canlı seyrettim. Sisse Lutaro Muhammed mücadelesi. Onu da canlı seyrettim Rio'da. Ama Hatice ile Faslı sporcunun final müsabakasını da canlı seyrettim Tokyo'da. Grand Prix'de. Hatice gerideydi. Son saniyede müsabaka durduruldu. Bir yine itirazdan dolayı. Ali Şahin, milli takım teknik direktörümüzün vücut dilinden Hatice'ye hakemin komutuyla birlikte direkt surata üst seviye vuruşu eliyle tarif ederken hepimiz gördük yukarıdan. Bir tek rakibi görmedi. Ve Hatice de inanılmaz yani verilen taktiği, çünkü saniyeden fazla bir zamanı yoktu, uyguladı. Efsane bir vuruş, efsane bir maç oldu. Artık bütün dünyada konuşuluyor. Herkes Hatice'den daha çok gelip Ali Hoca'yı tebrik ettiler. Çünkü tribünden Ali Hoca'nın bu taktiği verdiğini gördü herkes. Hatice de zaten maçtan sonra hocam direkt vurmamı söyledi. Ben de hocamın söylediğini yaptım dedi. Güzel bir maçtı. Güzel hatıralar yaşattı bize. Sevindik Tokyo'da. 2019'da değil mi? Evet. Burada da bunu söylemiş olduk. Evet. İfade etmiş olduk ki izleyicilerimiz de eğer bu bölümü kaçırdılarsa YouTube'da bu videoyu izleyebilirler, bulabilirler. Hatice Kübra İlgün'den altın tekme yazarak, son saniyede altın tekme yazarak bunu bulmalarını tavsiye ederim. Diğer taraftan maçı da anlatacağız bu arada. Artık ikinci rounddayız. Yavaş yavaş maçın içine de girmiş oluyoruz. Polonyalı sporcudan bahsedelim. Adam Kiewicz 23 yaşında, 16. sırada olimpik sıralamada Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonu, Büyükler Avrupa Üçüncüsü, Türkiye Açık'ta birinci ve üçüncülüğü var daha önce. Birbirlerine denk sporcular ikisi de. Yetenekleri de birbirine denk, yaşları da, kariyerleri de birbirine denk sporcular. Tabii Faslı sporcu olimpiyat elemesinde, Afrika elemesinde kotayı alıp olimpiyatlara gitmeye hak kazandı. Bunun için çok daha özenle çalıştırılıyor Fas'ta. Ama diğer Polonyalı sporcu da tatamiden tanıdığımız Avrupa arenasında her zaman madalya adayı olarak gördüğümüz yetenekli bir sporcu. Patricia Adam Kiewicz şu anda 6-3 önde. Biraz önce düştü ve bir ceza puanı da geldi. Nadal Larai oradan rakibe bir puan vermiş oldu. Ve tabii bu tabloda son 45 saniye ikinci round biterken Nadal Larai'ye çok fazla imkan vermiyor çünkü uzak dövüşüyor. Ve mesafe kontrolünü çok iyi yaptı şu ana kadar. Yani orta seviye vuruşa izin vermiyor. Mesafesini bir önceki maçın tam aksine Polonyalı sporcu mesafeyi açarak rakibin tekniğinden kurtuluyor. Bir önceki maçta sporcu biliyorsunuz. Bu arada Nadal Larai işte o mesafe yakınlaşınca 2 puan aldı. Evet. Yani
mesafeyi açmayınca 2 puanı verdi. Ama geri aldı sırttan. Sırttan diye tabir ederiz biz. 8-5 oldu, 15 oldu. Evet. Yani biterken yine orta seviye vuruş. Yine bir 2 puan daha. 2 puan daha aldı ve 5 farkla bitirdi bu raundu. Mesafenin açılması, işte taktikler, sporcuların birbirini tanıması, şu görüntüler üzerine bir yorum yapalım. Sırttan demiştiniz, orada kalmıştık arada 2 puan gelince. Burada bir kafaya teknik denedi. Bir önceki pozisyonda sporcunun yere düşmesi, tabii kafaya puan vermektense yere düşmeyi tercih etti. Ayakta durmak için çok fazla çaba sarf etmedi. Şimdi, bu da bir taktik. Evet. Yani 3 puan vereceğime 1 puan vereyim. Evet. Şurada sırttan dediğimiz kolun arka tarafından, bu arkadan görünen mavi bölgeye yakaladı. Oradan aldı ilk 2 puanını bu ceza puanından sonra. Daha sonra da orta seviye düz yan vuruşla aldı. 4 puan aldı. Round bitmeden 10'a 5 kere geçti. Patricia Adamkiewicz Nadal-Aray mücadelesindeyiz değerli seyirciler. 3. round burada, yarı final karşılaşması. Kadınlar 57 kiloda yarı finaldeki mücadele ekranlarınıza yansıyor. Finallere de geçeceğiz birazdan. Finaller de ekrana gelecek ve bir final mücadelesi. Nigora Tursunkulova Petra Stolbova ile mücadele edecek finalde. Birazdan izleyeceğiz onu da. Tursunkulova'yı ezberledik. Evet. Şu anda finalde de takip edeceğiz. 2 puan daha geldi puan. Adamkiewicz'e. Aynı şekilde sırttan dediğimiz bölgeye, kolun arkasından vücut koruyucusunun arka bölümüne vurarak aldı puanı. Tekvando da bir de şu var, bunu da hatırlatalım. Omurga bölgesine vurmak yasak. Kesinlikle. Bu aradaki açık iplerin olduğu yere vurmak kesinlikle yasak. Zaten rakip arkasını döndüğü anda hakemler girer araya. Her ne sebeple olursun, ister kaçmak olsun, ister dengesini kaybet, ister yere düşüyor olsun. Sporcu arkasını döndüğü anda maçı durdurur orta hakemler. Emniyet için çok önemli. Dolayısıyla kurallarımızda da yazar. Omurga bölgesine vurmak yasaktır. Çok rahat Adamkiewicz. Evet. Artık puan farkını da biraz belli seviyeye getirdikten sonra şimdi çok fazla rakibinin puan almasına müsaade etmiyor. Aslında Bulgaristan'da da Dünya Kupası mücadelesinde de Sofia Açık'ta da Patricia Adamkiewicz ve Adrian Wojtkowiak çok konuşulmuştu Polonya'da. O turnuvayı iyi geçirdikleri için. Ondan sonra burada. Adamkiewicz orada İspanyol Anastasia Ignatieva Saburova'yı